Eyvah. Hadi. Hemen geliyorum. Prova yapsın bu. Ne yapalım? İbrahim abiden okuyalım. Evet ama bakalım. Yok, o çok konuşuldu. Bunu Einstein'ın annesi dediler. Lan evet. Einstein'ın annesiyle hakikaten öyle de bir benziyor ki. Yani Einstein aslında bir şey ama bir şey söyleyeceğim size. Bir şey çok tartışıldı. O versene ekrana o görüntüyü. Ama benim kafamı kurcalayan başka bir şey vardı. Şimdi İbo'yu Einstein'ın annesine çok benzettiler. Bence Einstein'ın annesi bir erkekmiş. Ya şu çocuğu... Oh be, hele şükür ya. Ama valla herkes ya. Çok yanlış aldı bu konuyu ele. Evet. Einstein'ın annesine bak arkadaş. Einstein'ın annesi. Demek ki bu anne yüzünden Einstein oldu. Kafayı kırmış adam, düşün benim annem niye böyle diye. En önemli yemiş. Adam oldu. Dünya onu anlatıyor. Anasına evet. Bak. Bu adam kendini ilme bilme vermiş. Valla. Yani. Al işte. Biz akrabayız. Biz yani yıllar İbo'ya, önce... İbo'ya... Biz yıllar önce Urfa'dan çıktık. Amerika'ya gittik. İbo'ya meme koy aynı. Aynı. Bak. Hayır. Oğlum bu senin şeyin değil ki. Sen bak adam erkek bir surat. Hani... Ya, bir dakika, vallahi buradaki ya herkes çok yanlış yaklaştı bu konuya. Ben doğrusunu söylüyorum. Şimdi şu çocuğun suratına bak, erkek bir çocuk. Hani böyle ne güzel baby face böyle olanlar var, birinin anasına benzetirsin. Einstein anasına bak. Dura beni benzettiler. Asıl Einstein bu yüzden Einstein olmuş. Kendini ilme bilme adamış, fenalık geçirmiş, günah. Bu suçu değil ki, bu bir erkek bir oğlan. O bana benzediyse ne suçum ne? Koy bana memeyi. Kılı suçu yok. Vallahi baksana. Her yerde gördüm. Bu resmi dedim ki. Vay be, bu kadar benziyor mu ya? Oğlum aynısız lan. Aha karıya bak lan. Bir meme eksik. Aha yanına bak lan. Bak şu monitöre bak. Annem. Aa kadına bak. Bu kadın yazık yani. Sonrası ne olmuş bu kadının? Sonu intihar mı kız? Ben niye böyle doğdum diye. Bu İbo'nun şeyi değil ki. Einstein'ın annesinin bir erkek olması. Einstein'ın annesi bir erkekmiş. Nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Ben anlatıyorum. Bir açıklama ablanı yapalım. Dinle. Dinliyorum. Einstein'ın annesi bir erkekmiş. Evet efendim. Evet. Niye? Baksana. Koy memeyi İbo'ya. Aynılar. Bakayım memem var mı? Bazı erkeklerin var. Ay memesi de yok, memesi de yok onun. Göbeği var ama memesi. Ne gülüyorsun Ayça? Vallahi bu konuyu herkes başka türlü ele almadı mı? Dediler ki İbo Einstein'ın annesine ne kadar benziyor. Ayol Einstein'ın annesi şey yapsın yazık günah. Ne, ben böyle erkek doğmuşum diye. Kadın erkek. Kadın erkek. Kadın adam. Einstein'ın annesi bir kadın adammış. Ya benim gibi düşünmüyor musunuz? Ha şimdi İbo... Yani... İbo'nun kadınsı hiçbir görüntüsü yok çocuğun. Kadınsılıktan en uzak adamlardan biri. İşte adam. Einstein'ın annesi... Adam görünümünde bir kadın. Adam görünümünde. Var ya öyle bazı yazık teyzeler de var. Biz burada bazen konuşuyoruz bu yıklı sakallı. Onun gibi bir şeymiş. Einstein'ın annesi. Yok. Öyle değil mi kız? Bazı erkek acık daha dursa erkek olacakmış dediğimiz hani insanlar var ya işte Einstein'ın annesi o. Yani bu bence sen bundan üzüldün mü? Yok. Gülüyorum. Ben hiç üzülmedim. Güldüm valla. Güldün. Bana komik geldi. Okulda arkadaşların diyor mu? Ölüm hep. Dur sen benden saklamazsın. Diyorlar ya. Mı İbo Einstein annesiyle? İbo duyduk Einstein'ın anasına benziyormuşsun dedik. Dedim biz akrabayız zaten. Urfa'dan gittik şeye Amerika'ya yıllar önce. He. Öyle tabii yani espri yapıyoruz, gülüyoruz yani hiç üzülmedim. Bana komik geldi. Güldüm yani. Sizin gibi güldüm ben de. Arkadaşların güldüm oğlum. Böyle arkadaşlar güldüm biraz şeydir. T'yi almışlardır. Aldılar canım. T'yi aldılar. Canım. Sen kendinden emin olursan en bir kadına benzetilecek en son erkeksin.
ablan olarak söylüyorum, evet, ve bir kadın olarak söylüyorum. Bir kadına benzetilecek en son erkek değil mi Allah aşkına? Hani böyle çok baby yüzler var, baby face'ler böyle dersin ki yani hani eşarp tap tak ya da ne bileyim hani şöyle bir tap. Hani iki tane çiziktir yap. Kadına benzeyen bir sürü adamın arasında şu çocuğun kadınlıkla en uzak yakından benzemekle alakası olmayan bir çocuğun. Ama bence bütün basına, medyaya bu konuda teşekkür et. Seni yani, gündeme getirdiler. Yani kadın... Bir de bir duayene benzetmişler yani. Anasına. Yani duayenin anasına. Duayenin anasına. Bu Einstein'a değil, anasına benzetiyorlar. Anasına, olsun anası yani sonuçta. Kök. Onu doğurmuş değil mi? Tabii kök. Tabii yani. Kök. Bir at alırken diyorsun ya, at alırken mesela, evet, bunun anası işte falan iyiydi, bunun babası iyiydi. Hani. Ha. Evet doğru. Peki reklamdan sonra İbo'dan canlı şarkı dinleteceğim size. Sakın bir yere ayrılmayın. Çok önemli mevzular konuşacağız bugün.